Evet sevgili gençler, az önceki videolarımızda 1908 ikinci meşrutiyet demiştik, 1909 31 Mart demiştik değil mi? Araya böyle işte seçimler, partileri kattık. Şimdi kronoloji buradan itibaren kesintisiz devam ediyor. 11-12 Trablusgarp. Trablusgarp Savaşı'nı gençler size iki türlü anlatacağım. Neden iki türlü anlatacağım? Bir, anlıyorsunuz, yanlış anlamayın. İki, bir harita anlatacağım arkadaşlar. Bir de klasik tahtayı kullanarak anlatacağım, tamam? Tek böyle anlatmayacağım yani. Şimdi biraz sohbet edelim. Arkadaşlar Osmanlı'nın Kuzey Afrika'yı kaybetmesinin sebebi sömürgeciliktir. Balkanları kaybetmesinin sebebi milliyetçiliktir. İşte Eflak, Mora, Mora'da Yunanistan kurulacak değil mi? Romanya, Sırbistan, Karadağ, milliyetçilik. Bu coğrafya sömürgecilik. Peki buyurun, Kuzey Afrika'da ilk işgali uğrayan yer neresiydi? Şöyle bir beyin fırtınası yapalım. İlk işgali uğrayan yer neresiydi değerli arkadaşlar? Cezayir'di. Tabii siz Cezayir'i göremiyorsunuz şu an. Cezayir'de kim olacak? Cezayir, Fransa. Oldu mu? 1881'de Tunus'u kim işgal edecek? Yine Fransa. 1882'de Mısır'ı kim işgal edecek? İngiltere. Fas zaten biz onu himaye etmiştik. O kendiliğinden gitti. O zaman buyurun. Osmanlı'ya kalan tek bölge neresiydi? Trablusgarp. Oraya da yakın olduğu için kim gözükecek arkadaşlar? İtalya. İtalya'nın Trablusgarp'a yakınlığı gördük mü? Evet. Fena değilim değil mi teknolojide? Devam. Şimdi Ahmet Hocam, Trablusgarp Savaşı'nın sebepleri nedir gençler? Gelişimi nedir? Bir buradan bağlayarak gidelim. Çünkü ÖSYM 2021'de sürpriz bir soru sordu buradan. 2020'de olabilir. İki tane soru sordu. Bir de bu Kıbrıs, 12 Adada Rodos, Mısır, bunların senaryosunu soruyor. O yüzden ben size senaryoyu anlatacağım, tamam? İtalya sömürge arayışındaydı. Siyasi birliği geç kurmuştu. Habeşistan'da mağlup olmuştu. Tüm bu yenilgileri, bunları yazacağım. Şimdi not almayın. Beyaz sahte yazacağım. İki türlü işleyeceğiz ya. Tüm bunları unutturmak için İtalya nereye işgal etti arkadaşlar? Trablusgarp'ı. Peki bana eşlik edin. Burada Fransa varken, burada İngiltere varken İtalya rahat rahat burayı işgal edebilir mi? Hayır. O zaman ilk kural şu. İtalya'nın Trablusgarp işgaline İngiltere, Fransa, Rusya onay vermiştir. Doğru mu? İngiltere, Fransa, Rusya. Birazdan yazarız. İtalyanların burayı işgaline İngiltere'nin, Fransa'nın onay verme amacı şudur. İtalya'nın değerli arkadaşlar ne olmasını istiyorlar? Alman'dan kopmasını, kendine yakın olmasını, Almanya'nın yalnız kalmasını. O zaman buyurun. İtalya'nın Trablusgarp işgaline İngiltere, Fransa neden onay vermiştir? İtalya'yı Almanya'dan uzaklaştırmak, Almanya'nın yalnız kalmasını sağlamak. Bu bir. İkiye geliyorum. Harika bir bilgi. İngiltere'nin onay vermesinin iki amacı var. Bir. Değerli arkadaşlar, İngilizler, şu Britanya Krallığı'dır. Cebeli Tarık Boğazı'ndan gelir. Gel 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 gel. Oh! Buradan kanaldan, Süveyş kanalından Hindistan'a kadar gider. Sömürgesine kadar gider. İngilizler diyor ki, ya diyor İtalya burayı işgal etsin. Hem diyor Almanya'yı tek bırakır, yanımıza gelsin. Hem de diyor Fransa'da, Cezayir'de Tunus var. İlk işgal edilen Cezayir'de hatırlarsanız. Ya diyor İtalya burayı da alırsa ben burada rahat edemem. O yüzden benimle İtalya arasında tampon bir bölge olsun diyor arkadaşlar. O zaman öncülü soru cevaplarken iki türlü cevaplayın. İngiltere'nin onay vermesinin iki amacı var. Neymiş? Bir, Almanya'yı yalnız bırakıp İtalya'yı yanına çekmek. İki, sömürge yollarının güvenliğini sağlamak için Fransa ile kendi arasına tampon bölge kurmak. Bak Fransa, bak İngiltere, aha da bu tampon. Tamam mı? Peki İtalyanlar burayı işgal etti arkadaşlar. Geçiyorum. Biz buraya 3 tane psikopat göndereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, değil mi? Enver Paşa, Fethi Okyar arkadaşlar, Nuri Jonker, Ali Çetinkaya. Bunlar gidecek. Mustafa Kemal Atatürk nereden gidecek? Gel. Karadan buradan gidecek işte. Gel gel gel. Nereden geçmesi lazım bu adamın? Mısır'dan. E geçilmez. Mısır'da kim var? İngiltere. Ben diyecek gazete muhabiri Şerif Bey. Tanin gazetesi. Oldu mu? Enver Paşa. Ben de kuyumcuyum diyecek ya. Bizim bir niyetimiz yok. Mustafa Kemal ve Enver Paşa buraya gelecekler. Derne'de, Tobruk'ta Mustafa Kemal, Bingazi'de Enver Paşa destan yazacak. Bu sefer biz direnince dikkat, İtalya ne yapacak? Arkadaşlar
Bak 12 adayı Rodos'u işgal edip Boğazları top atışına tutacak. Bir kez daha söylüyorum. Biz başarılı olunca İtalyanlar ne yapacak? 12 adayı Rodos'u işgal edip Boğazları top atışına tutacak. Yani bize mesaj verecek. Osman, daha fazla direnme. Direnirsen senin boğazına kadar sıkarım. Bizi barışa zorlamak için. Anlıyor musun? Bir de gençler, 12 ada ve Rodos İtalya'da olursa Kıbrıs kimdeydi? İngiltere'de. O zaman cevap ver. Benim zaten donanma çok iyi değil. Benim buradan yardım götürme şansım yok. Çünkü Kıbrıs'ta kim var? İngiltere. 12 ada kim var? İtalya. O zaman soru cevapla. İtalya niye 12 ada ve Rodos'u işgal etmiş? Hem bizi barışa zorlamak için hem de yardım götürmemizi engellemek için. Soruya bir daha cevap ver. İtalya'nın 12 ada ve Rodos'u işgal etmesinde hangi durum etkilidir? Osmanlı'nın kazandığı başarılar. İtalya'nın 12 ada ve Rodos'u işgal etmesinin amacı nedir? Bizi barışa zorlamak, yardım götürmemizi engellemek. Çözdük mü olayı? Tamam mıyız? Evet. Şimdi devam ediyorum değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal başarı kazandı dedik vesaire dedik. İtalyanlar 12 ada Rodos'u işgal ettiler. İşgal etti, boğazları top atışına tuttular. Bizi barışa zorlamak için bize racon kestiler. Peki biz bunu yer miyiz? Yeriz çocuklar. Gaza gelmeyin yavrum. Sakin olun. Yeriz. Niye yeriz? Çünkü aynı anda hangi savaşlar başlayacak? Balkan Savaşları. Ya 12 Ekim'de Balkan Savaşı başlayacak. 15 Ekim'de ben Uşi yapacağım. O zaman buyurun. Osmanlı için arabesk bir soru. Neden yenildik? Balkan Savaşları çıktığı için, donanmamız çok güçlü olmadığı için, yardım götüremediğimiz için. Karadan yardım götüremedin Mısır İngiltere'de, denizden yardım götüremedin Kıbrıs İngiltere'de, 12 ada ve Rodos İngiltere'de. Haritanın mantığını kavradık mı arkadaşlar? O yüzden buyurun, birazdan maalesef nereyi kaybedeceğiz? Trablusgarp'ı kaybedeceğiz. O zaman Kuzey Afrika'da kaybedilen son toprak parçası neresi olacak arkadaşlar? Trablusgarp olacak. Oldu mu? Evet, haritanın mantığı İngiltere'nin tampon mantığı. Haritanın mantığı ilk işgal Cezayir. Fransa, Tunus'la Fransa, Mısır'da İngiltere, son işgal burası olacak. Haritanın mantığı bizim Derne, Tobruk, Bingazi başarı kazanmamız İtalya'ya 12 ada Rodos'u işgal, boğazları top atışına tutturmuş. Bize gözdağı vermek için. Yer miyiz? Yeriz yavrum. Hangi savaşlar çıkmış? Balkan Savaşları. Biz neden yardım götüremedik? Karadan götüremedik. Karadan götüremedik. Çünkü Mısır'da kim var? İngiltere var değerli arkadaşlar. Evet. Mısır'da kim var? İngiltere var. Denizden yardım götüremedik. 12 ada ve Rodos'ta, 12 ada ve Rodos'ta kim var? İtalya var. Oldu mu? Evet gençler, şu an fragman yaptım. Birazdan, zaten çok heyecanlı dakikalar yaşadım. Yine tahtaya bir şey olmadan dersi bitirelim. Birazdan tahta anlatımında yine Trablusgarp'a devam edeceğiz. Evet gençler, haritayı bıraktım. Şimdi normal Ahmet Hoca modunu açıyorum. Tamam mı? Benim en heyecanlı olduğum anlar akıl tahta. En sevdiğim tahta bu tahta. Trablusgarp Savaşı. Hadi buyurun. Arkadaşlar bu savaşın sebepleri. 1. İtalya'nın sömürge arayışı. Yani siyasi birliğini geç kuran İtalya, Trablusgarp Savaşı ile beraber sömürge ihtiyacını karşılamak istiyor. İkincisi gençler, bizim için hazin bir durum. İtalya 1907-1908'de Habeşistan'a saldırıyor. Başarılı olamıyor. Bari diyor teselliyi nerede bulayım? Osmanlı'da. İtalya'nın Habeş'i unutturmak istemesi. Evet. Demin haritada gösterdik. İtalya'nın Trablusgarp'a yakınlığı arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar bir diğer sebep Avrupalı devletlerin onay vermesi. Evet, demin haritada göstermiştim. Ahmet Hocam kim onay verdi? Daha öncesinde Rusya ile işbirliği yapmıştı. Bunu hiç duyduk mu arkadaşlar? 1909'da bir anlaşma var. Racconigi. Hani Reval vardı 1908'de İngiltere-Rusya. Bu da İtalya-Rusya. Rusya diyor ki,
Ya diyor bana karışma da ne halin varsa gör diyor. İtalya Racconigi'den 100 bulduğu için Trabzonspor işgal edecek. Diğer onay verenler kim? Fransa. Çünkü amacı İtalya'yı kimden uzaklaştırmak? Almanya'dan uzaklaştırmak. Üçüncüsü, kim onay verecek? İngiltere. Peki bir sebep vardı, Almanlardan uzaklaştırmak. Diğer sebep haritada göstermiştim. Fransa ile kendi sömürgeleri arasında tampon bölge oluşturmak. Bir de arkadaşlar İtalyanlarla ilgili şöyle bir yorum sorusu gelebilir. Tampon bölgeyi haritada göstermiştim. İtalyanlar Trablusgarp'ı işgal etmeden önce biz bölgeye uygarlık götüreceğiz. Biz bölgeyi kalkındıracağız, okullar açacağız, bankalar kuracağız demişler. Hani Amerika Irak ve Afganistan'a güya demokrasi götürdü ya. Demek ki emperyalist devletlerin senaryosu bitmez. Değil mi? Libya çilesi halen günümüze devam ediyor arkadaşlar. Peki İtalyanlar Trablusgarp'ı işgal etti. Osmanlı elini kolunu bağlamadı arkadaşlar. Çok da gücümüz yoktu ama biz oraya 3 tane psikopat gönderdik. Niye psikopat gönderdik biliyor musun? Ordu yok, donanma zayıf değil mi? Bana ne dememişler? Söz konusu demişler, ezilen halksa biz oradayız demişler. Kimler gitmiş? Mustafa Kemal, Enver Paşa, Fethi Okyar, Ali Çetinkaya, Nuri Jonker. En iyi bilmemiz gereken kim? Mustafa Kemal ve Enver Paşa. Buyurun. Önce Sarışın Kurdu gönderelim. Mustafa Kemal gidecek. Arkadaşlar, Tanin Gazetesi muhabiri. Tanin Gazetesi muhabiri. İttihat Terakki'nin yarı resmi gazetesidir. Gazeteci Şerif Bey takmadığıyla gidecek. Peki devam edelim. İkincisi. Arkadaşlar Mustafa Kemal gazete Şerif Bey gidecek. Enver Paşa. O da değerli öğrencilerim. Kuyumcu Hamdi olarak gidecek. Artı olarak kimler gitmiş? Jonker, Fokyar, ben böyle anlatmayı seviyorum. John Fok, Çetin Kaya. Nuri Jonker, Fethi Okyar, Ali Çetin Kaya. Bekle, Mustafa Kemal gitti arkadaşlar, bağlayacağım birazdan. Buradan neyi bilelim? Libya'da yerel kahraman, Ömer Muhtar, çöl aslanı, çöl kaplanı derler. Buradan neyi bilelim? İlk uçak İtalyanlar tarafından kullanıldı. Buradan neyi bilelim? Mustafa Kemal Atatürk. İlk sömürge mücadelesi. Mustafa Kemal Atatürk. Enver gidiyorlar gençler Libya'ya. Onları sadece 160 kişilik bir grup karşılıyor. Hiç kimse yok. Zaten demin haritada gösterdim. Donanmanın gelme şansı yok. Kara bağlantımız yok. Bu iki psikopat gidecek. Çok kısa bir sürede 16 bin kişilik ordu kuracak. 16 bin kişilik ordu. Tabii Mustafa Kemal Derne'de ve Tobruk'ta. Derne ve Tobruk'ta. Enver Paşa Bingazi'de destan yazacak. Mustafa Kemal sol gözünden şarapnel parçası alacak, yine de pes etmeyecek. Mustafa Kemal destek kuvvet gelmeyecek, yine de pes etmeyecek. Sen bu kurtlar sofrasından çıkacaksın Mustafa Kemal. Yukarıdan bir emir öyle gelecek. Burada destan yazacağız. Arkasından ne olacak arkadaşlar? İtalyanlar kuduracak. Peki biraz sakin olayım, şöyle gazımı alayım. Mustafa Kemal'in sol gözünden yaralandığı, Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısını kazandığı. Oldu mu? Bana ne dememiş arkadaşlar. Bakın şu konuda bir mutabık kalalım. Siyaset farklı bir şey, saygı farklı bir şey. Hayatında silah sıkmamış, cepheye gitmemiş adamlar ömrü cephede geçen Mustafa Kemal'i eleştirebiliyor. Yanında silah sıksan korkudan abdestini bozacak adamlar sol gözüne yaralanmış adamı eleştirebiliyor. Anlatabildim mi? Gel. Mustafa Kemal gitti. Başarıyı kazandı mı arkadaşlar?
Uçak kullanıldı İtalyanlar tarafından. Libya'nın çöl aslanı, çöl kaplanı kimdi? Ömer Muhtar'dı. Kuşçubaşı Eşref, teşkilatı mahsusa elinden geldiği kadar destek vermeye çalıştılar bu sürece. Şimdi olayı bağlıyorum. Biz başarılı olunca İtalyanlar ne yaptı? İtalyanlar ne yaptı yazayım. Böyle daha iyi anlarsınız. Evet, bizim başarılı olmamız İtalya'yı hangi faaliyete yöneltti arkadaşlar? İtalyanlar 12 adayı. İtalyanlar Rodos'u. İtalyanlar Boğazları ne yaptı arkadaşlar? Kuşattı. Boğazları top atışına tuttu değil mi? Niye kuşattı? Hadi beraber cevap verelim. Oh, topla bunu. Niye bunu yaptı? 1. Denizden yardım götürmemizi engellemek. Denizden yardımı önlemek. 2. Bizi barışa zorlamak. Bakın arkadaşlar, ben Trablusgarp biliyorum. Kuzey Afrika gitti, Trablusgarp bitti. Ya bunu 8. sınıftaki Aycan da biliyor. Böyle yaparsanız soru çözemezsiniz. Bak aşama aşama gidiyorum. Biz başarı kazanınca ne yaptılar? Neden yaptılar? Doğru mu? Peki bize racon kestiler. Osmanlılar daha da direnirsen boğazları da alırım. 12 adı ulusu alırım. Seni boğarım. Biz bunu yer miyiz? Yeriz. O zaman arabesk bir soru. Neden? Neden yenildik? Buyurun. 1. Arkadaşlar 12 Ekim'de Karadağ saldıracak. 15 Ekim'de Uşi yapacağız. Kuzey Afrika'da cephesini kapatacağız yani. Balkan savaşları çıktığı için 3 gün sonra İtalya ile anlaşma yapacağız. O zaman 1. Balkan savaşlarının çıkması. 2. Donanmamızın zayıf olması. Eksi. 3. Yardım götüremedik. Bunu da yuvarlak öğrenmeyin lütfen. Lütfen, ben size öyle anlatmadım. 2'ye böleceğiz. Karadan yardım götüremedik. Denizden yardım götüremedik. Değil mi? Senden böyle ayrı ayrı isteyebilir. Karadan yardım götüremedin. Çünkü Mısır kimde? İngiltere'de. Denizden yardım götüremedin. Kıbrıs, Berlin Konferansı'na geçici vermiştik İngiltere'de. Rodos, 12 ada. Bu kimdi arkadaşlar? İtalya'da. Çözdük mü olayı şimdi? Kafamıza yattı mı? Evet. Sebepler, Avrupalılar niye onay vermiş? Rakkonigi Anlaşması, Mustafa Kemal hangi gazetenin muhabiri? Tanin gazetesi, sol gözünden yaralandı. İlk sömürgeyle mücadelesi, ilk askeri başarısı değil mi? Peki Enver Paşa'nın kuyumcu hamdi olduğunu biliyoruz. Unutmayın, Mustafa Kemal buraya nereden geldi arkadaşlar? Nereden geldi? 31 Mart'tan gelmedi. Picardi manevraları. İlk yurt dışı görevi vardı. Oradan buraya geldi. Peki Mustafa Kemal burada ne olacak arkadaşlar? Binbaşılığa terfi edecek değil mi? Yani bunu daha önce biliyorsundur. Gel şimdi 1912'nin 15 Ekim'inde hangi anlaşmayı imzalayacağız? Uşi. Evet. Mustafa Kemal'e şöyle binbaşı diyelim arkadaşlar. Balkan Savaşları başlamıştı. Buna göre 1. Trablusgarp, Bingazi İtalya'da kalacak. O zaman buyurun. Trablus gitti. Kuzey Afrika bitti. Son kayıp. Kuzey Afrika bitti. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki varlığı neyle sona erdi? Uşi. Amma ve lakin dini yönden kime bağlı kalacaklar? Halifeye bağlı kalacaklar.
Evet, o zaman buyurun. Bu da arkadaşlar kültürel bağımızı korumak. Şimdi size soru geliyor. Hangi anlaşmadan tanıdık geliyor? Küçük Kaynarca. Kırım bağımsız olacak, dini yönden Hanefi'ye bağlı olacaktı. O zaman buyurun. Küçük Kaynarca gibi değil mi? İki. Yıldız koyuyorum. 12 ada. Rodos. Meis. Bunlar geçici olarak kime verildi gençler? İtalya'ya. Ahmet hocam neden verdik? Balkan savaşları çıktığı için Yunan'a karşı önlem. Arkadaşlar bu adalar Lozan'da da İtalya'da kalacak. 1947 Paris Konferansı ile 12 ada Rodos ve Meis Yunanistan'a geçecek. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İtalya'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kime geçecek? Yunan'a. Biz de güya Yunan'a karşı önlem olsun dedik ama bir daha elimize geçmedi. 3. Osmanlı bölgeye kad ataması yapacak. 4. İtalya güya kapitülasyonların kaldırılmasını destekleyecek. Osman demiş ya. Sen demiş Trablusgarp bana ver. Ben her konuda senin arkandayım. Zaten arkamda oldu belli. Tövbe yarabbim. Hiç. Devam edelim. 5. Arkadaşlar. Trablus'un Bingazi'nin duyunu umumiye olan borçlarını kim ödeyecek? İtalya ödeyecek. Yani burada sizden ricam ilk iki madde çok önemli. Kuzey Afrika bitti. 12 adı Rodos gitti. İlk kayıp Cezayir'dir. Son kayıp neresiymiş arkadaşlar? Trablusgarp. O zaman şöyle bir yorum yapalım mı? Osmanlı 3 kıta vardı. 2 kıtaya düştü. Balkan Savaşı'nda zaten tek kıtaya düşecek. Değil mi? Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da varlığı sona ermiş. Evet, umarım faydalı olmuştur. Hem haritanı anlattım, hem normal anlattım gençler. Lütfen yorumsal öncülü sorular çözmeden diğer bir ülkeye geçmeyin. Trablusgarp bir yandan çok basit gelir ama ben bu tahtadan size bir tane yaprak test soru çıkarabilirim. Tamam? Birazdan Balkan Savaşları'nda görüşmek üzere.